Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Evet. Yeni uyandım. Saat 5.30. Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Camilerden tek bir sesi var. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Evet, şimdi biz bayram videosu çekeceğiz arkadaşlar. Hindistan'daki Kurban Bayramı başlıyor. Evet, bu da çeksin. Ondan sonra da diğer şeyleri göstereceğim ben. Evet dostlar, bayramda ilk işimiz. Oo, çok pencere şeyleri var. Şu arkadaşlar, şu çayımız. Başlıyoruz. Annem sabah sabah işler başladı. Bu appam diyoruz arkadaşlar. Kahvaltı. Şurada da biryani yapacağız bugün. Onun için baharatlar var. Bir de sade yağ var. Şunun içinde işte appam. Bu böyle olduğuna bakmayın çünkü bu şeyden olmuş yani. Koymuşlar. Bu şekilde olur. Burada da sıcak su demliyor. Şurada da ışıklandırma var. Ceviz var. Hindistan cevizi. Annem var ya, çok erken kalkmış. Yani ben 5.30'da kalktım. O belki bir 4.30 falandır burada çalışıyor şu an. Videoda çıkmak istemiyor zaten, biliyorsunuzdur. İlk önce yapacağımız işi arkadaşlar, kurbanlığımızın yanına gitmemiz lazım. Evet, kurbanlığımıza yem verdik ve suyu verdik. Şimdi gidiyoruz. Ve buraya geldik arkadaşlar. Artık bir duş almamız lazım. Ondan sonra da eve gidiyoruz. Ya Allah, bismillah, Allahu Ekber. Evet dostlar, bol köpüklü güzel bir duş aldım. Su var ya, inanılmaz soğuk. Çok soğuk. Sabah olduğu için. Normalde bizim bu nehrin suyu çok soğuk olur. Artık namusa gidiyoruz. La ilahe illallah. في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم النبي والصديق
Adai ve Aradaki onlarda görüp gittiğindeki. Bana bak. Rendika tipi burada mı diye? Ben de bana bak. Dilin neyi terk ediyor? Rendika tipi burada mı diye? Bitti kaçtı. Hadi bak. Sayıyor denen de. Jo ver ne dedi no? Henry. അടുത്ത അറിവിലോട് എൻട്രി എടുക്കണം. Evet arkadaşlar, güzel bayramda güzel yağmur yağmaya başladı. Bildiğiniz gibi yağmur çok fazla yağıyor bugün. Sabahtan beri yağmur vardı. Guys, guys, guys. Celebrating Eid. Celebrating Eid day with the corona second year with the pandemic. Okay. Bayram Mubarak to all. To all my Turkish friends. Arkadaşlar, kahvaltı yaptık. Ondan sonra da Fidu var. Nerede? Fidu var yanımda. Biz ikimiz beraber kostümümü değiştirdik. Bu değiştirmedi. Ondan sonra kurban kesmeye gidiyoruz arkadaşlar. Artık kurban kestiğini izliyorsunuz. Dostlar, kurban işlerimiz bitirdik. Burada 3 tane kurban kestik arkadaşlar. Şimdi küçük bir işimiz var. Onun işini bitireceğim. Yani toplam köyde 22 tane kurban kesildi bu sefer. Hollanda'dan gönderdiği o parayla aldığımız kurbanlık toplam 144 kilo yaptı. Yani 110 kilo et çıktı, gerisi kemik oldu. Yani köyde en çok et alan kurbanlık bizim oldu arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Yani aynı zamanda hani keserken biraz havaladım gerçekten. Çünkü yani bir gün değil de iki gündür onu güzel bir şekilde bakıyordum. Ondan sonra biz uçumuz var. Yani uç arkadaşlarımla beraber kestik. Evet arkadaşlar, bu şekilde kurbanlık işlerimiz tamamlandı. Şimdi akşama doğru onlar dağıtım başlayacak. Çünkü etler her yani bu 22 tane kurban eti farklı farklı mekanlarda kesilmiş. Mesela burada 3 tane kesildi. Başka bir yerde 2 tane kesilmiş. Başka bir yerde 5 tane kesilmiş böyle. Sonra bunlar hepsi merkez camiine getireceğiz. Ondan sonra orada mesela 1 ton 2 ton etler falan olur. Yani bu etler bu köydeki tüm Müslümanların evine dağıtılacak. Yani bu herkesin evine gidecek. Mesela ben kestiğim bu kurbanlığın etinin yani bir lokum olsa da bu buradaki Müslümanların herkesin evine gidecek. Saat 12 yani çok yorucu. Burada gömdük arkadaşlar bunun çöpleri falan filan. Şimdi onun üstüne böyle kırmızı biber var ya, işte böyle yapıyoruz. Böyle kırmızı biber tozu aldık. Gömdükten sonra o toprakların üzerine de bunu yani serpiyoruz. Çünkü köpekler gelip onu tekrar açmasın diye. Evet dostlar, ikinci duş aldım. Çünkü o inekleri kestiğim için üstüm çok yani pis kokuyordu. Çünkü onun içindeki organlar falan çıkarttığım için çok koku vardı. Artık yemek yemem lazım arkadaşlar. Şimdiye kadar yemek yemedim. Sabah kahvaltı yaptım. Ondan sonra hiçbir şey yemedim. Artık öğle yemeği yiyeceğim hemen. Arkadaşlar yemeklerimiz bitti çünkü ben yokken misafirlerim gelmiş. Yani bana bu kadar biryani kaldı arkadaşlar. Bir tavuklu biryani yaptık bugün. Yani bu biryani videosu daha önce izlemişsinizdir. Burada ne var? Burada bir tane turşu var. Hurmadan yapılıyor. Burada ne var? Burada bir tane soğanlı, havuçlu, biberli yoğurt var arkadaşlar. Artık bunu yiyeceğim. Hadi bana afiyet olsun.
Arkadaşlar kurbanlığımız geldi. Böyle bir tuk tukla geldi arkadaşlar. Etrelon herhalde. 10 lira. 10 lira. Thank you. Evet 3 kilo varmış. Evet dostlar, kurbanlığımızla aldığımıza göre artık dinlenmem lazım. Çok yorgunum arkadaşlar gerçekten. Sabahtan beri hiç durmadım. Şimdi yemek yedim. Gördüğünüz gibi biryani yemek yapılır bizde genelde yemek olarak. Bu bayram dediği zaman biryani olur. Yani biryani eşittir bayram. İşte bu şekilde olur arkadaşlar bizde. Dostlar bu şekilde bayramımız sona eriyor. Saat şimdi burada baktığımız zaman 4.44 arkadaşlar. Misafirler geliyor gidiyor, arada ben onlarla ilgilendim. Hani babamın kardeşi var, halam var orada. Halam diyordu herhalde. İşte halam var, o geldi ve onun gelini vardı, o geldi. Onun torunları falan geldi, yemek yediler, gittiler. Bir de arkadaşlar komşularım gelir. Şimdi bir tane oradaki komşu vardı, o sonradan Müslüman oldu. Yani eskiden Hinduydu, ondan sonra Müslüman oldu. İşte o bize geldi, burada tatlı falan yapmıştı, ondan içti gitti. Şu burada bir Hindu komşumuz var, onların annesi geldi. Yani onlar da tatlı içti gitti. Benim arkadaşlarım geldi bu arada, onu da söylemem gerek. Onlarla video çekmek arkadaşlar ayıp olur. Ayıp olur derken ben bir iş olarak hani yapıyorum. Biz özel sohbet ettiğimiz yerde bir kamera sokarsam ayıp olur yani. O yüzden onun gibi şeyler çekmiyorum. Hani umarım anlıyorsunuzdur bu durumlar. Arkadaşlar yağmur yağmaya başladı gördüğünüz gibi. Bu güzel yağmurda arkadaşlar Instagram'dan size soru sormak için bir link bırakmıştım. Yani bir bağlantı bırakmıştım. Oradan birkaç arkadaşlar güzel sorular sormuş. İşte o soruların cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Ben güzel sorularınızı böyle not ettim. Yani birçok soru gelmiş ama hepsi aynı tarzı olduğu için yani ben birkaç tane sorular böyle not aldım. Ondan sonra size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Ama yağmur gelmeye başladı ya. Başka bir yere geçeyim. Yağmur bitmiyor arkadaşlar. Ben şöyle bir yere geldim. İlk soru arkadaşlar şu. Sizde neden bir gün geç bayram yapıyorsunuz? Yani Türkiye'de salı günü bayram yaptınız. Biz çarşamba günü bayram yapıyoruz. Bunun sebebi arkadaşlar bizim burada, yani sadece bizim burada değil, bazı ülkelerde arkadaşlar hilale göre yani dini bayramlar belirliyorlar. Çünkü peygamberimizin bir hadis var arkadaşlar. Hadise şöyle diyor. Ramazan hilale göre siz yani başlayın diye oruç tutmayı. Hilal gördükten sonra başlayın diye bir tane hadisimiz var. Buradaki alimler arkadaşlar bu şekilde belirlemek istiyorlar. Yoksa fikih ya da diğer konular, dini konularda bilgili olan, yani bizden daha güzel bilgi olan hocalarımız bu şekilde belirlemek istiyorlar. O yüzden hilal bekliyoruz. Belki geç görüyoruz, belki erken görüyoruz. Başka bir soru arkadaşlar. Genelde bunu sormuşlar. Yani Türkiye'de bayramlarda el öpmeye gidiyorsunuz ya. Bizim burada böyle bir şey var mı diye sormuş. Arkadaşlar Hindistan'da genelde el öpme diye bir tane bir kültür yok arkadaşlar. Biz genelde sarılıyoruz insanlara. Yani mesela ben anneanneme gittiğim zaman, yani mesela benim anneannem birkaç ay önce vefat etti arkadaşlar. Yani o yüzden bu bayram çok güzel bir şekilde kutlamıyoruz ailecek. Yani böyle bir durumumuz var. Onu da söylemek isterim inşallah. Allah rahmet eylesin. Yani büyüklerime gittiği zaman ben sarılıyorum, yani sık sarılıyorum hem de. Yani ondan sonra yanakları, mesela anneannem olursa böyle burada öpüyorum ben. Yani o da beni öpüyor, yani bu şekilde oluyor. Anneme de sarılıyorum, babamı da sarılıyorum. Başka bir soru arkadaşlar, ineklere kesmek yasak mı? Bu arkadaşlar yani birkaç videolarda bahsettiğim konu ama onlar bu video izlemiyorlar. Mesela böyle bir durum var arkadaşlar. Ben çok emek vererek bu tarz şeyler hakkında bahsedip bir video çekiyorum ama ondan sonra insanlar bunu izlemiyor. Tekrar tekrar bana soruyor arkadaşlar. Yağmur durdu, buraya geldim arkadaşlar. Evet. Diğer bir soru arkadaşlar. Hindistan'da ve Türkiye'de bayramlar kutluyoruz ya, onun arasında bir farklılık var mı diye sormuşlar.
Pek çok farkı yok arkadaşlar. Hindistan'da da aynı şekilde kutluyoruz. Türkiye'de de aynı şekilde kutluyoruz. Sabah kalkıyoruz. Ondan sonra namaz kılıyoruz. Ondan sonra kurban kesiyoruz. Ziyaret, yemek. Ondan sonra büyüklere saygı göstermek. Ondan sonra harcamalık var ya, bayram harcamalığı almak. Bu tarz şeyler oluyor yani. Çok farklı bir şey yok yani bizde. Yemeklerimiz biraz farklı. Ondan sonra sistem biraz farklı ama yaptığımız şeyler hepsi aynı. Yani çok farklılık yok arkadaşlar. Biz kurban kestiğimizde etrafımızdaki Hindular ne tepki veriyor diye yazmış arkadaşlar. Kimse tepki vermiyor arkadaşlar. Böyle normal bir gün gibi geçiyoruz. Diğer bir soru arkadaşlar. Hindistan'daki hisse şeyler var ya, o nasıl olur diye. Ve kurban için 1 kişi, 3 kişi, 5 kişi, 7 kişi, 11 kişi bu şekilde gider arkadaşlar. Burada genelde 7 kişilik kurbanlık hayvanı alır. Burada bu şekilde 7 kişilik olur. Bir de inek dediğim gibi çok ucuz bizde. O yüzden mesela biri 600 TL, 700 TL verirse yeterli oluyor. Yani hisse bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar başka bir soru var arkadaşlar. Bayrama özel kıyafet var mı diye sormuşlar. Arkadaşlar kesinlikle bayramda güzel kıyafetlerimiz olur. Yani böyle kıyafetler satan mağazalar dolu olur yani. Herkes orada olacak. Ben çok fazla kıyafet alan biri değilim. 3 tane gömleğim var. Bir tane pantolonum var. Kıyafetle aram bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla kıyafet almıyorum. Bu şekilde benim yani kıyafet olayım ama diğer yani insanlar yoksa diğer ailedeki çocuklar, büyükler, kızlar, beyanlar da herkes kıyafet alınır ve güzel bir şekilde yeni kıyafeti falan alıp hava atmaya çıkıyorlar böyle benim kıyafetim güzel diye. Yani böyle insanlar da var mesela. Misafirlere neler veriyorsunuz diye sormuş. Arkadaşlar biz genelde şeker veriyoruz. Yani şeker yoksa tatlımız var. Jelebi, laddu gibi şeyler var. Ondan sonra da payasım diye bir tane tatlımız var arkadaşlar. Yani inşallah onun yani tarifi falan yapmaya çalışacağım ileride. Evet, bu tarzı şeyler veriyoruz. Bayramlaşma Türkiye'deki gibi mi? Bayramlaşma şey şu yok yani, el lokma yok. El sıkıyoruz, ondan sonra sarılıyoruz. Bu şekilde şeyler yapıyoruz yani. Kurban kesme ritüellerimiz nasıl diye Türkiye'den farklı yani farkınız var mı diye sormuş. Arkadaşlar bizim burada genelde şöyle anlatayım. Benim yaşadığım yerde yani şurası bir köy diyelim, tamam mı? Ondan sonra şunun ortasında bir tane köy camisi, yani köy mahalle camisi olur arkadaşlar. Mesela burası küçük bir köy, burası küçük bir köy, şurası küçük bir köy, şurası bir küçük köy diyelim. Bunlardan cuma günü herkes bu merkez camine gelir. Anlatabiliyor muyum? İşte bu şekilde yani ortada bir camimiz var. Mesela benim köyüm şurası diyelim. Arkadaşlar burada iki tane, bu sefer üç tane kurban kestik. İşte bu üç tanenin kurban kestiği etini var ya, direkt buraya getiriyoruz. Şunların mesela dört tane olur. Onlar da buraya getiriyorlar. Şurada mesela beş tane olur. Onlar da buraya getiriyorlar. İşte her yerden bu merkez camine getiriyorlar. Şimdi bu merkez camide toplam benim köyümdeki yani toplam köyüm var ya, orada kaç insan yaşadığı hakkında bir belge olur. Bu belgeye göre yani belirler. Mesela 100 kilo et aldım diyelim, mesela örnek veriyorum. Diyelim burada 5 yani 50 tane ev var diyelim yani tüm köyde. 100 bölü 50 yapıyorlar. İşte bu zaman ne olur? 100 bölü 50 yapınca her haneye 2 kilo et yani veriyorlar. Bu şekilde olur arkadaşlar. Bizim mahalle camimizin altında bildiğim kadarıyla 700 tane hane var. Yani Müslüman haneleri. İşte onlara bu şekilde verilir arkadaşlar. Toplam eti bölü 700 hane. Ondan sonra eşittir ne geliyorsa onu verilir. Bir soru arkadaşlar, eti nasıl saklıyorsunuz diye sormuş. Yani et arkadaşlar genelde 3,5 kilo 4 kilo falan olur. Bu etini buzdolaba atıyoruz direkt. Yoksa ben mesela bugün yine annem biryani yapacak. Yani biryani pilavını yapacak. İşte bu sefer eniştem gelecek birazdan. Ondan önce bu videoyu bitirmem lazım. İşte eniştem
geldiği için onun için kırmızı etli biryani yapacak. O yüzden onun için kullanıyoruz. Hani geri kalanı da buzluğa atıyoruz bu şekilde. Bir de arkadaşlar başka bir soru sormuş. Kurbanlık pahalı mı arkadaşlar? Ben Türkiye'deki durumları bildiğim için Hindistan'da ucuz arkadaşlar. Çok ucuz hem de. Mesela bedava diyebilirsiniz. Çünkü Türkiye'de bayağı bir para veriyorsunuz bir inek için. Mesela ben aldığım manta var ya, mantaya 5000 TL tuttu. Yani 5000 TL'de Türkiye'de inek bulmazsınız. Normal bir işçi alabilir mi diye sormuş arkadaşlar. Normal insanlar almıyor çünkü 5000 TL dediğimizde bizim için çok fazla, yani çok büyük bir para. Hatta o parayı verenin elini öpeceğiz biz. O şekilde hani büyük bir para. O yüzden yani bizim burada herkes almıyor, yani imkan olanlar alıyorlar, yoksa böyle 7 kişi bir araya geliyor sonra alıyorlar. Köyde herkes almıyor arkadaşlar, böyle bir durum var. Başka bir soru arkadaşlar şöyle sormuş. Hindistan'da Kurban Bayramı'nı sadece Müslümanlar mı kutluyor yoksa diğer dindeki insanlar da mı kutluyor diye sormuş. Tabii ki de kutluyorlar arkadaşlar. Mesela yani Instagram durumda falan İd Mübarek diye yazıyorlar. Yoksa bayramınız mübarek olsun diye bizim dilimizde yazıyorlar. Hani bu şekilde kutluyorlar, yoksa bize geliyorlar, ondan sonra bizimle o mutluluğunu paylaşıyorlar. Ben dediğim gibi biraz önce benim Hindu arkadaşım gelmişti. Bazen şimdi korona olduğu için gelmiyorlar. Hristiyan arkadaşlarım var, onlar geliyorlardı. Yani bu şekilde, yani herkes kutlayan bir şey yani. Biz onların bayramını da tebrik etmeye gidiyoruz. Ondan sonra da onların misafiri de oluyoruz. Yani normal bir şey arkadaşlar burada. Bir de arkadaşlar bayramda mezarlığı ziyaret etmeye gidiyor musunuz diye 2-3 tane soru gelmişti. Arkadaşlar bayramda biz, yani gidenler gidiyor arkadaşlar. Bizim burada normalde cuma günü mezarlık ziyaretine gidiyoruz. Yani benim dedelerim mezarlığına gidiyorum ben. Normalde cuma günleri gidiyorum. Çünkü o merkez camide olduğu için cuma günü oraya gidiyoruz. Ondan sonra orada duaya falan ediyoruz. Yani bayrama özel bir şekilde gitmiyoruz yani. Bir de bir soru arkadaşlar, siz kavurma yapıyor musunuz diye sormuş. Tabii ki de kavurma yapıyoruz arkadaşlar. Et gelir gelmez yapıyoruz hatta. Mesela bizimki biraz farklı olur kavurma. Mesela Hindistan cevizin yağında, ondan sonra Hindistan cevizle beraber yapıyoruz bu kavurmayı. Baharatlı, güzel olur. Ben en sevdiğim yemek kavurmalardan biri o. Yani Türkiye'nin kavurması da efsane. Onu daha söylemem lazım. Çok güzel kavurma yapıyorsunuz. Bazılar film ve dizi falan izleyip başka bazı şeyler sormuş arkadaşlar. O dizi filmler falan var ya, alıyorsunuz şu şekilde, ondan sonra böyle bir kenara koyuyorsunuz, tamam mı? Öyle bırakıyorsunuz. Orada gördüğünüz şeylere inanmıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Gerçek Hindistan başka arkadaşlar. O dizide yoksa filmlerde gördüğünüz Hindistan'la alakası yok. O yüzden o sorulara pek cevap vermek istemiyorum ben. Yani o soruların cevabı verirsem size de bir faydası yok, bana da bir fayda yok. O yüzden ben o sorular atladım. Arkadaşlar şimdi bu şekilde umarım herkesin sorusuna cevap verebildim. Yani bildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tekrardan güzel bir bayram diliyorum. Yani herkesin ve İslam alemin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.